Türk Hava Yolları bölgesel havacılık için yeni bir filo kurma çalışmalarına başlıyor. Bir tarafta Embraer 190E2 modeli var. Şimdi Embraer'ın kabinindeyiz ve bu kabine birlikte bakacağız. Neler olabilir, neler yapılabilir? Embraer'ın hikayesini geçmişte çeşitli videolarda sizlere anlatmıştım. Brezilya merkezli bir uçak imalatçısı ve gerçekten Türkiye için örnek olabilecek çok çok önemli bir gelişime sahip bir imalatçı. Daha önceden kuyruktan motorlu 135-145 serisinin arkasından büyüttü. Kanatların altına motorları koydu ve E-170, 175, 190 ve 195 4 farklı model geliştirdi. Şimdi bu uçaklara yeni motor takıldı. E-2 adını aldı. Bu motorların bir başka türevi A-320'lerin Neo serisinde, yeni serisinde ortaya konmuş durumda. Bu motorda %15 gibi çok ciddi bir yakıt sarfiyatını hava yoluna sağlıyor. Bu uçağın kapasitesi 140'ın üzerine kadar çıkabiliyor tek sınıfta sıkışık konfigürasyonda. İsteyen farklı hava yolları 120-132 gibi değişik miktarlarda koltuk seçeneklerini sunarak yapıyor. Bunu nasıl hesaplıyorlar? Örneğin şu an business class'tayız. Business class demek geniş koltuklar demek. İşte verilen ikram, yolcuya verilen ekstra hizmet ve tabii ki bu bilet de pahalı. Bunun karşılığı satabilecek yolcusu varsa gördüğünüz üzere business class koyuyor. Arkada ise ekonomi, daha ucuz biletin satıldığı, biraz daha koltuk aralıkları dar uçaklar var. Ama bu uçağın aynı Airbus 220'de olduğu gibi Embraer 195E2'nin özelliği, bu uçaklar hem iç hatlarda uçabiliyor, yani 1 saatlik, 1,5 saatlik uçuşlarda ekonomik, aynı zamanda uzun menzilleriyle 4 saatlik uçuşa kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi kabin oldukça yüksek. Buradan da şöyle başüstü dolaplarını açtığımız zaman arkada görüyorsunuz 4 adet kabin boyutundaki bavulu yerleştirebiliyorsunuz. Yani her uçağa binen aşağı yukarı bavulunu yerleştirebiliyor. Standartlar olarak Boeing'lere, Airbus'lara yakın ama yolcu kapasitesinin az olduğu hatlarda, yani 189 koltuklu 737-800 veya 180 koltuklu A320 yerine bu uçakları koyarak havayolu şirketi ekonomik operasyon gerçekleştiriyor. Bölgesel uçakta Türk Hava Yolları'na sunulan ikinci model ise arkamda görmüş olduğunuz Airbus A220-300 serisi. Şimdi bu uçağın çok ilginç bir hikayesi var. Yıllar önce Kanadalı imalatçı Bombardier tarafından C series olarak tasarlandı. Fakat gerçekten döneminin üstün teknolojik gelişmeleri bu uçağa yansıtıldı. Çok özel, hafif alaşımdan oluşan gövdesi, kompozit kanatlar ve tabii ki uçağın önemli noktalarından biri de yakıt sarfiyatını çok önemli bir miktarda hava yoluna para kazandıran yeni nesil Pratt & Whitney motorları oldu. Bu uçak görüntü olarak biraz daha Embraer 195E2'den biraz daha büyük. Koltuk kapasitesi olarak daha fazla seçenek sunuyor. Bu uçağı, bu projeyi Bombardier devam ettirdi ancak ekonomik olarak zorluğa girince bütün bölgesel havacılık imalat çalışmalarını durdurdu. Pervaneli C series'den önce CRJ series ve C series, 3 farklı model vardı bölgesel uçakta. Bunların C series'i Airbus tarafından satın alındı. Airbus da bu uçakta bazı değişikliklere gitti. Kendi standartlarını getirdi buraya ve ortaya A220 adı verilen bir model çıktı. Airbus A220 adını verdiği bu uçakla birlikte mevcut A320 serisiyle birçok ortak özelliği bu uçak içerisine koydu ki bu uçağı alacak hava yolları eğer 320 serisi işletiyorsa ortak özelliklerle daha tasarruflu operasyon yapsın diye. Özellikler olarak iç hatlara çok uygun bir uçak. 4 saate yakın uzun uçuşlarda A220-300 tarafından yapılıyor. Bir yandan da bakalım, Türk Hava Yolları'nın ihalesi devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde sonucun açıklanmasını bekliyoruz. Bir tarafta Embraer, bir tarafta Airbus A220 serisi. Bakalım hangi uçak kazanacak? Aslında hem Airbus A220'nin hem Embraer 195'in ortak noktası bu arkamda görmüş olduğunuz motorlar. Bu motorlar Pratt & Whitney tarafından üretiliyor. Girt fan olarak adlandırılan iç özel dişli kutusuna sahipler ve yeni nesil bu motor normal sınıfındaki motorlara göre %15 civarında bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bugün bir havayolunun yaklaşık maliyetinin %40'ını yakıt oluşturuyor. Yakıt içerisinde de bu %15'lik çok ciddi bir miktarı
oluşturmakta. Bu motorların bir üst türevi ise Airbus A320 Neo serisinde kullanılıyor. Pratt & Whitney bu motorla tekrar bir sivil pazara dönüş yaptı. Yolcu uçağı pazarına dönüş yaptı. Embraer ve A220'nin dışında da farklı bölgesel uçak model alternatifleri de bu motoru kullandığını belirtmemizde fayda var.